Define ve tarih sevdası Karam'dan tüm defineci arkadaşlara selam olsun. İsmail arkadaşımız alanı gezip bize çekim yapıp göndermiş, biz de çözmeye başlayalım. Siz de yardımcı olun arkadaşlar. Hemen şu üst tarafta koltuğun olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ve alt tarafa doğru işaretler devam ediyor. Oymalar devam ediyor. Hatta biraz daha altta küçük küçük toplu mezar. Şu sol tarafta demir parçası gibi bir şey de gözüktü, gördüm. Şimdi burada mihrap da var arkadaşlar, bakın. Net bir şekilde küçük bir mihrap, ortası biraz daha oval şeklinde yapılmış. Alta doğru iniyor. Hatta öyle bir şey ki kral tacına bile benziyor. Şurada altında direkt toplu mezarların, ya yani aile mezarların olduğunu ve odanın ağzının kapalı olduğunu söylüyor. Sol tarafa doğru yön vermiş zaten. Giriş sol tarafa doğru yön vermiş. Sol tarafa baktığımızda hemen şu üst tarafta yine oyma ve altında üçgen işareti. Odanın nerede olduğunu söyleyen işaret sol tarafta arkadaşlar. Şu sol tarafa biraz daha odaklansa net olacak, her şey gözükecek. Yalnız buradan baktığımızda giriş kesinlikle sol taraftadır. Niye derseniz, çünkü bütün işaretler sol tarafı gösteriyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Şu boydan boya, yani şu kayalığın boydan boya oda mezarlar. Yani buraya bir resmi çalışma başlatılsa yüzlerce mezar odası, yaşantı yerleri, yüzlerce oda çıkacak ortaya. Çok çok basit yerler aslında. Sadece bir ekip işi, bir de teçhizatınız olması lazım. Teçhizat derken direkt odanın boşluğunu bularak ya da kapının girişini bularak çalışma yapmak. Şu alt taraflar kesinlikle çok önemli. Çünkü şu alt taraflarda girişin olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında şu karşıdaki tepe tümülüs olma ihtimali var, hemen derenin karşı tarafında. Yapı tümülüse benziyor. Şimdi burada Horasan harçlı bir şey göremedim. İşaretler var kayanın alt tarafında, çok büyük ihtimal. Burada yine bir kare işaretimiz, oda olduğunu söyleyen ve şu kaya parçası, üstündeki kaya parçası tarafına yön vermiş zaten. Girişin üst tarafta olduğunu söylüyor. Yani işaretlerden belli. Hemen ön tarafında bir kabartı var. O kabartıyı da kontrol etmesi lazım. Yine bir oymamız, mezar oyması yön vermiş. Büyük oymaya doğru yön vermiş. Hatta şu alt tarafında içi toprak dolu oda mezar, yine oda mezar olduğunu söyleyen işarettir. Şunlar da üçgen şeklinde üst tarafa doğru. Alan gerçekten, daha önce de söylemiştik, alan süper, fakat arkadaşımız yeni yeni birçok işaret bulmuş. Devamlı çalışma yapıyor, devamlı arazide etüt yapıyor. Biz de yer veriyoruz. Hatta en son verdiğimiz yer mükemmel bir yerdi. Çalışma yapabilir orada, fakat öyle bir şey yapmışlar ki odaların girişinde direkt su geçiyor. Yani hatta odaların içi bile su dolmuş, öyle düşünün. Çünkü dere geçiyor direkt üstünde. Videomuz uzun arkadaşlar. Bir 15 dakika falan sürecek. Biz devamlı bulduğu işaretleri çözmeye gayret göstereceğiz, yardımcı olacağız. İnşallah bulur, bizi de kurtarır diye umut ediyoruz. Yine bir harika bir şekilde yapılmış oyma, süper bir oyma.
kalitesini burada göstermiş. Yani buradaki kişinin rütbeli, kaliteli biri olduğunu göstermiş. Hemen yine oda yanında oda olduğunu ve oda mezarlar. Şimdi şu gördüğünüz kayalar hepsi kireç taşı arkadaşlar. Çok yumuşak bir taş. Yani elinizde tornavida ile bile kazıyabilirsiniz. Üst tabakayı attıktan sonra, yani üst tabaka, sert tabakayı çıkardıktan sonra çalışma yapabilirsiniz. O yüzden oda yapılmaya elverişli bir kaya. Yine şu yeşil alanı gösteriyor işaretlerimiz. Altta yeşil olan alanda odaların girişlerini söylüyor. Muhtemelen tüm girişler şu alttadır. Burada baktığımızda kanadı açık bir kartal ben görebiliyorum buradan. Süper bir şey. Bir bakın size üstten bir görüntü verirse. Ah şöyle kanat açık kartal ve murç izi kartalın yani şuradan baktığımızda kanatlar açık, kuyruk alta, baş yukarıda. Murç izi bize yön veriyor. O kralın mezarının nerede olduğunu gösteriyor. Oraya doğru, o bölgeye doğru ilerlememiz. Bir de uçan bir kartal olduğu için yani kanat açık uçuyor. Bize yukarıda, yani üstte olduğunu söylüyor. O hizada üst tarafa gitmemiz gerektiğini söylüyor. Güzel bir işaretti. Gerçekten mükemmel bir işaretti. Alanda biraz işaretler epey yenmişti daha önce. Bazı işaretler çobanlar tarafından, hatta Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bile ismini yazmıştılar. İşte GS yazmışlar. Hani size kayanın yumuşak olduğunu söylemiştim ya. Sırf yumuşak olduğu için çok rahat bir çalışma yapılıyor. Kendiniz bile işaret çizebiliyorsunuz yani orada. Bunun dışında yer buldukça biz de müdahale edeceğiz. Burası çok güzel bir cihaz. Yani demek istediğim güzel bir alan tarama. Boşluğu bulduğun zaman, odayı çizdiğin zaman direkt teçhizat dediğim zaman o direkt aklınıza gelsin. Üstten giriş yapabilirsin. Yani direkt kapıya girmeden o boşluğu bulduktan sonra, örnek veriyorum, şarjlı matkap ya da karot direkt üstten delip oraya girip kamera üzerinde kamera direkt sokacaksın. İçeride ne var ne yok göreceksin. Teçhizat dediğim zaman direkt kazma kürek değil arkadaşlar. Murç değil. Teçhizat dediğim zaman güzel cihazların olması lazım ki siz orada rahat bir çalışma yapasınız. Bazı işaret gibi gözüken emareler doğaldır arkadaşlar. Onlara yorum yapamıyoruz. Şu altlarda giriş yoktur. Kaya zaten alta doğru iniyor. Buralarda giriş yok. Giriş toprağın bulunduğu yerde olacak. Yani onun etütünü sizin yapmanız lazım. Şurada bir giriş yapamazsınız. Çünkü toprak yok. Şu gördüğünüz kayalık onun altına doğru gidiyor. Bakın mesela şurada da mezar işareti var sağ tarafta. Hatta benim bir çalışma alanımda aynı bu şekilde yapılmış oymaların mezarları 500 metre karşıda bir tümülüsün eteğinde çıktı mesela mezarlar. Şimdi bunun karşısında da ben tümülüs gördüm. Orada bile olabilir, fakat şu alt yeşillik kesinlikle birçok, şu alttaki yeşilliklerde söylüyorum. Birçok mezarın girişi şu alttaki yeşilliklerdedir. Odaların girişleri. Mesela burada yine bir kare, dikdörtgen işareti süper bir şekilde yapılmış. Yani bundan güzel bir işaret bulunmaz, yok zaten. Bundan güzel bir işaret bulunmaz. Hatta biz buna direkt kaya mezarı diyorduk arkadaşlar. Yani
tabuta ya da lahite benzeyen bir mezar diyorduk. Üçgene bakın. Üçgen direkt bize yön veriyor. Burada değil. Burada değil. Alt tarafta. Hiç burada bir şey araştırmayın. Direkt alt tarafta. Süper bir şey. Bakın arkadaşlar. Oyması sağ tarafta. Mezar oyması da mevcut. Oyma, oyma ve kare sol tarafta büyük kare alta doğru o da yön vermiş. Buraların her yerini kontrol etmek lazım. Yani definecilik bu arkadaşlar. Bir işareti bulduk. Şurası süper mesela. Şu gördüğümüz yer harika bir şey. Hani bir işaret bulduk, giriş burasıdır deyip direkt orayla uğraşmayın. Her yeri analiz edin. Muhakkak size bir giriş verecektir. Şu alt taraf. Şimdi o dikdörtgen şu alt tarafı gösteriyor. Üçgene baktığımızda altta oyma üçgen var. Hemen ayağının orada. Şurayı da kontrol edin. Burasını da kontrol edin. Fakat dediğim gibi genelde girişler hepsi toprak olan yerde altta güzel. Gerçekten güzel. Bununla ilgili sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şurada da güzel sanki tay ayağı yani şöyle üçgenimsi bir yuvarlak verilmiş. Girişler burası. Süper. Yüzlerce odanın olduğunu söylüyor. Toplu mezarların olduğunu söylüyor. Ve arkadaşlar Doğu Roma olduğu için zaten değerli odalar. Süper odalar yani. Şu alta doğru bir inebilsek, hatta o yeşilliğe doğru bir inebilsek, hepsinin girişinin üzerinde yine işaret vardır. Bize yine yön vermiştir. Koltuk işareti mesela süper bir şey. Oturun. Bak şu tepecik arkadaş, şu gördüğünüz tepe tümülüs diye düşünüyorum. Zaten şu koltuk oraya direkt bakıyor. Hiç başka hiçbir çözümü yok. Direkt oraya bakıyor. Ve oraya oturun. Aynı hizadan aşağıya doğru inin. Şimdi Roma dönemi olduğu için bu gibi yerler dönem soygunu yemiş olamaz. Yani olur da zamanında Roma döneminde soygun yer. Onun dışında soygun yiyemez eğer açılmamışsa. Bak toplu mezar, o da toplu mezar. Yani bir oda düşünün. Oradaki oymalar bir oda dolusu. Yani bir kaç tane var? 3, 6, 9, 15 taneye yakın oyma işareti var. Yani şimdi bunu nasıl denk geldik? Biz mesela Dara Antik Kent'te aynı bu şekilde bir odaya girdiğimizde yüzlerce örnek veriyorum. Yani yüzlerce demeyeyim de 20-30 tane insan vücudu yani ölü. Bunlar Roma dönemi, Doğu Roma dönemi hudut sınırıydı zaten. Orada ölmüş olan toplu mezarlar da orada yapmıştılar. Aynı şekilde burada da mevcut toplu mezarlar. Ve dediğim gibi arkadaşımız araştırmasını yapsın, tüm işaretleri bulsun. Girişleri toprak olan bölgede. Çünkü girişler buradaki kayalar zaten doğal gözüküyor. Üzerindeki işaretler hariç altta olan yani toprakla doldurulmuş yığınma küçük yani yumruk kadar olan taşlarla doldurulmuş yerleri bulması lazım. Çünkü girişler yumruk kadar büyük taşlarla veya toprakla doldurulmuş. Ağzında silindir gibi yuvarlak kaya, kesik kayalardan kapısı kapatılmış odalar mevcut burada. %100 diyorum, %1 milyon diyorum. Yani başka da bir çözümü yok zaten bunların. Hepsi toplu mezar, güzel oda mezarlar. Şimdi bunların içinde bazı arkadaşlarımız ne var der, ne kadar para var der. Yani bunların durumuna göre değişiyor arkadaşlar. Fakirliğine göre değişiyor ya da parası yok belki değerli eşyaları var. Yani bir tane su içme kabı yani bir tas
bile zamanında yapılmışsa tarihi eser değerlidir. Tabii biz teşvik etmiyoruz. Eğer bulduğunuz varsa müzelere teslim edebilirsiniz. Değeri kadar para da alabilirsiniz. İnşallah arkadaşımız güzel bir şeyler başaracak ve biz de o alana gidip ona yardımcı olacağız. Zamanı geldiğinde kendinize iyi bakın, hoşça kalın.